İskoçya'nın İngiltere'den ayrılıp ayrılmayacağını oylayacağı tarihi referanduma 100 gün kaldı. 16 yaşını doldurmuş tüm İskoçların katılacağı 18 Eylül'deki bağımsızlık oylamasında İngiltere ile sürdürülen 307 yıllık birliktelik belki de son bulacak. 15 Ekim 2012'de İngiltere ve İskoçya Başbakanları David Cameron ve Alex Salmond, İskoçya'nın bağımsızlık için referanduma gitmesini kabul eden bir sözleşmeye Edinburgh'da imza koydu. Fakat son kamuoyu yoklamaları İskoçların İngiltere'den ayrılmaya pek de sıcak bakmadığını işaret ediyor. Seçmenlerin %48'i Londra'dan ayrılmayı istemezken, bağımsızlığa evet diyenlerin oranı şimdilik %35'i geçmiyor. İkiye bölünmüş durumdayım. Kalbim İskoçya diyor, mantığımsa Birleşik Krallık'la beraber kalmamız gerektiğini söylüyor. Yani henüz karar vermedim. Evet taraftarları kararsızları ikna etmek ve aradaki farkı kapatabilmek için yoğun bir kampanya başlattı. Üzerinde en çok durdukları noktaysa mali durum. İki tarafta İskoçya'nın refahının tehlikede olduğuna seçmenleri inandırmaya çalışıyor. İskoç Başbakan Alex Salmond'un hesaplarına göre referandumdan evet çıkması durumunda kişi başına yıllık kazanç 1230 euro artacak. 15 yıllık bir dönemde İskoçya'yı daha müreffeh hale getirebiliriz. İleri sürdüğümüz bu sav, Britanya Hazine'sinin belirttiği rakamlardan çok daha inandırıcı. Başbakan ekonomi politikalarını İskoçya deniz sularındaki petrol yataklarına kurgulamış durumda. Kuzey Denizi'ndeki bu yataklardan çıkan kara altın şimdilik Londra tarafından kullanılıyor. Başbakan David Cameron ve muhalefet ise İskoçya'nın Birleşik Krallık içinde daha kuvvetli ve zengin olduğu kanısında. Ayrıca hükümet İskoç ekonomisindeki yıllık 6 milyar Euro'luk büyümeyi de gerçekçi bulmuyor. Birlikte kaldığımız sürece İskoçya'nın geleceği daha güvenli olacak. İskoçya böylece ilerlemeyi hedefleyen toplumun finansmanını daha kuvvetli bir şekilde sağlayabilir. Londra yönetimi İskoçları Britanya'da tutmak için bazı imtiyazları hayata geçirmeye başladı. 1997'den beri özellik hakkından faydalanan İskoçya, bağımsızlığın kabul edilmesi durumunda sterline de veda etmiş olacak.